annenle prenses olalım. Allah'ım sen bana sen bugün prensesler günüymüş. Aradım nişanlımı, prensesler gününü kutladın. Hemen kıskanıyor. Nefes alsanız siz. Siz gününü de kutlasana, biz karı değil miyiz? Ben siz de kocasınız. Siz de prensesiniz. Prenslerinize söyleyin. Değerli koca kozuklar. Sütonuna bakar mısın lütfen? Şimdi izleyeceğim. Ne yapmış yani? Anneciğim eller alalı çok oldu. Geçti borun pazar. Gidin kızım. Yeni prenses. Sana da anneler günü var. Ay şimdiden başladı annem. Şimdiden başladı. Bunun içine kaynanalı kim durduracak ben bilmiyorum. O durmaz, daha çıkacak yerinde. Ne olacak, sen yol gösteriyorsun. Baş kaynana sensin. Kime ne demişim ben şimdi? Sen var ya sen. Arkadan da resli geliyor. Bunlar üçlü koalos diyor. Yuva yıkarlar. Biz yuva yıkmayız. Yuva yaparız ancak. Akrep Nalan. Biri de Semra kaynana. Annemden de olsa kibariyen anası olur zaten. Maşallah. Şoför şoför. Evet, yine olayın sonu arkadaşlar. Klasik müziğe bağlandı. Otobüse binemez miyiz? Var mı cebinde para? Hayır yok babacığım. O zaman eşek gibi yürüyeceksin. Olur babacığım. Olur babacığımmış. Binemez miyiz? Var mı cebinde para? Hayır yok babacığım. O zaman eşek gibi yürüyeceksin. Olur babacığım. Olur babacığımmış. Otobüse binemez miyiz? Bir şey diyeceğim. Görüp görebileceğinizi gördünüz. Daha bir 10 sene o salona giremeyiz. Şöyle son kez bakayım. Aşk olsun Kadir. Ben her zaman misafirperverim. Aynen mutfakta. 2 sene sonra salonda göreceğiz. Zaten 3 ay 4 ay sonra apartman yıkılırsa hiç göremeyeceğiz. Kadir aşk olsun, kalbimi kırıyorsun. Allah razı olsun canımsınız. Her şey için teşekkür ediyorum. Hizmette sınır yok ama mekan olsun. Ama biz mutfakta da mutluyuz. Az bir çekil bakayım. Ay, son kez bakayım şöyle. Mutfakta da mutluyuz. Çok... Aynen. Yorganda kene var, kopar kopar gene var, devamlarım cebinde söyle. Evet, bitirdim, gidiyorum. Yoğurdum hamurlar, sildiğim yerler. Bugün de Baytar arkadaşımla görüşeceğiz. Uzun zamandır görüşmüyorduk. Bu tarafa geçecek. Baytar'ım da Baytar'ım. Dışarıda bir yemek yiyelim. Eve gideceğim, çekmiş olacağım. İşlerim var, onları halledeceğim. Gemi gelir yanaşır, içi dolacaklar.
bugün de kendi kendime bir güzel geldim, bir güzel geldim. Sürekli story çekisim geliyor. Böyle arada bir kendi kendime bir doyamazlığım var. Bak maşallah Osman. Işık tam mıdır nedir? Nasıl ayıp açısı gibi çıkıyorum. Evet, o kadar işin arasında gene kurutmaya da yatak örtülerini attım. Buna da renkli çamaşırları attım. Yukarıda böyle ütü beni bekliyor. Ama bugün ütü günüm değil. Bugün arkadaşımla dışarı çıkacağım, yemek yiyeceğim. Çünkü yarın annemin koltuk takımı gelecek. Orayla uğraşırım, evle ilgilenemem. Ertesi gün benim yatak odası takımım gelecek. Onunla ilgilenirim, gene uğraşamam. Kendime vakit ayıramam. Ve cuma günü amcamlar, teyzemler geliyorlar. Cumartesi günü söz var. Bir yandan çikolata, çiçek, onlarla uğraşıyoruz. Anlayacağınız Kadir İzli gene motoru takmış beşe ta 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 gidiyor. Ha, bu yalan dünyanın işi bitmez. Ah kızım. Neyse, onlar hallolsunlar efendim. Onları hallettikten sonra ben de bir hazırlanayım. Sonra bir dışarı çıkalım, biz arkadaşımla bir yemek yiyelim. Baytar arkadaşıma en çok sormak istediğim şey ne biliyor musunuz? Bu Pakize'ye o kadar yemek veriyoruz, o kadar bakıyoruz, aşısını yaptırıyoruz da niye bize götün dönüp yatıyor acaba? Psikolojisinde mi bir problem var ha? Yoksa sanki anasından biz ayırdık. Sokakta acı acına geziyordu. Bak bacıları çöp karıştırıyor. Aldık da adam ettik. Ama yok. Altına serdim kalınan keçeyi, ne gündüzü bildim ne de geceyi. Düşürmedim dilimden tek bir heceyi. E gidip Pakize yüzümüze bakmırsan. Soracağım bakayım onun derdi neymiş. Yoksa onu sokağa salmakla tehdit edeceğim. Sokakta onun bunu kendisi paçama yapışıyor, bizimki yüzümüze bakmıyor. Evet, Kadir Ezildi yine hızlı bir şekilde hazırlandı. Evde işlerim bitti. Hadi bakalım, evdeki reklamları da hallettik. İşten geliyorum, bir de onlarla uğraşıyorum. Montajlı et, şu bu, çamaşır. Şimdi gideyim arkadaşımla güzel bir yemek yemeyeyim. Uzun zamandır görüşmüyorduk. Bu tadilat aşamasında sonra bana trip atıyorlar ya. Kendi işimi kendim görmeye alışmışım. Onun hatırlamazsa ben hatırlatırım. Ya hatırladığı halde bu kadar nankör. Bir de unutsa, arada ona nereden geldiğini hatırlatıyorum. O kapitanın koltukları kimin aldığını, ya üstünde nasıl yattığını. Arada camdan tutup çöpün kenarlarını gösteriyorum. Orada kemik kıyıran kedileri. Ya Allah kimseye geldiği yeri unutturmasın. O çok çabuk unuttu. Ama ben onu hatırlatacağım. Neyse ki Baytar arkadaşımla bu akşam bol bol hayvansal bilgiler üstüne konuşacağız. Kedileri anlatamayız. Beni Pakize'ye düzelteceğiz kedini. Evet, bizimki düzeldi, kedi geri kaldı. Pakize'yi sokağa salmamam için beni Mustafa Bakşin ikna et. Evet, evet. Yoksa vay haline. Aşı mı yapıyorsun, büyü mü yapıyorsun, okuyor musunuz? Ona antidepresan başlarım. Var mı öyle şeyleri? Aaa, yazmışken bir tane Kerem'e yaz. Ne olmuş bak, şeytan gibi, hafta sonu köpek gibi oradan oraya koşturdu, oynadı. Yanlış bir şey. Kız, ben çevremdekilerin bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalışıyorum. Mikroplara karşı hassasiyetlerini yükseltiyorum. Nazik narin olmasınlar diyorum. Zorluklara ya. Kimin ne olacağı belli mi? Yarın bir gün belki çöpten toplayıp yiyecekler. Gidi kızım, ne oldum da ben ne olacağım de. Ya. Kapımın önü geçti, çıngırlamadan geçti. Sevdiğim memem kız, o da benden fas geçti. O yüzden. Bilmiyorum, şu an bunun burayla bilgisi yok ama aklıma geldi. O yüzden alışsınlar, bir şey olmaz. Şeytan. Mustafa Bey diyor ki kedilerin de karakteri varmış. Bence bizimki tamamıyla karaktersiz bir kedi. Niye diyeceksin? Sıcacık evde akşama kadar yatıyor. Ama yine memnuniyetsiz, yine memnuniyetsiz. Sokakta onca ılımlı kedi varken en memnuniyetsiz bize geldi. Kedinin de karakteri olmuyormuş. Tövbe yarabbim. Kedi deyip geçmeyin bak. Bizim psikolojimizde kimse ilgilenmez ama kedinin her şeyi var. Millet arkadaşlarıyla toplanır, diskoda barda eğlenir, güp 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 güp. Biz de çayımız elimizde Hürrem Sultan izliyoruz. Duydun mu? Aktivite deyince de biz, değil mi Mustafa Bey? Dizileri açıp kedilerin psikolojisini konuştuktan sonra hocam sizi tavsiye ederim, biz oradan geldik, nefesiniz kuvvetliymiş, çocuğu bıçakla Okur musun? Ne? Aaaa! Balgamını tükürüyor.
büyü var mı üstümüzde? Ona bir baktıracaktık da. Hocam. Son ben de gel. Kızları ben dışarıda bırakıyorum. Sehpanemle gel. Git çöp dedi koltuğa mı otur? Nasıl oturayım bacağımı uzun beni? Vay vay! Senin o balgamına tüküreyim be! Sen bir pozunu koy da ben sorun yap kendine. Ay doğar bok gibi geliyor! Peki, ne olacak ağzında kadın çarpışsam? Abla mümkünse tuvaletten çıkınca konuşamaz mı?